Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arabanın bujisinin değişimi ve bujileriyle alakalı bazı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Buji nasıl değiştirilir? Onu ayrı ayrı bütün detaylarıyla paylaşacağım. Buji neye göre değişmesi lazım? Değerlere kaç olması lazım? Eski yeni bujiler arasındaki fark nelerdir? Değerler hangi ölçüyü verirse değişmesi anlamına geliyor. Bununla alakalı böyle bütün detaylı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Şimdi burada gördüğünüz bujiler tamamı böyle sanayide normalde diğer araçlardan çıkmış olan eski bujiler, farklı farklı ölçülerde. Burada internetten aldığım boş marka bujiler var. Lada servisinden, İzmir'den, Severoto'dan aldığım orijinal bujiler var. Bir de şu an mevcut arabanın içerisindeki bujiler var. Daha çıkarmadım. Şu anda da ışığı bir saniye. Şu anda da şöyle mevcut içerisinde bujiler var. Şöyle. Bunları şimdi ısınması, yani motoru biraz ısıttım. Ondan sonra WD-40 sıktım. Diplerine biraz sızsın diye. Yani buradan yuvadan alınması kolay olsun diye. Şimdi onlarla bunların arasındaki değerleri göstereceğim. Orijinal olan hangisi? Onu hep birlikte görmüş olacağız. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ölçü aletiniz varsa şöyle 20K'ya alın. 20K'ya aldıktan sonra şöyle ilk önce eski bujilerden başlamak istiyorum. Şöyle bu eski sanayiden çıkmış olan bujiler. Bir tarafına kırmızıyı dokunduruyorum. Diğer ucuna siyah dokunduruyorum. 7.77 değer veriyor. Eski bujiler de böyle. Herhangi bir tane daha alalım. Şunu alalım. Bakalım. Hiç değer vermiyor. Bu tamamen aradaki bağ koparmış. Sıfır değer veriyor. Tamamen bu gitmiş. Bunun da baktığımızda yani çok büyük bir hasar gözükmüyor ama kararma, müthiş bir kararma var ama bütün bağ koparmış. Yani buji kesin ölmüş yani. Şu diğerinde biraz cam vardı ama o tamamen gitmiş. Şuna bakıyorum. Bu da tamamen ölü. Hiçbir şekilde, şöyle yapalım. 4.96 değer veriyor bu. Bu çok aşırı kirlenmiş. Belki tırnak ayarında problem vardır. Ya da yılları doldurmuştu. Bu da Renault'muş. Fransız marka. 810. Bunda da değer var. Çift tırnaklılara bakalım bir tane de. Çift tırnaklarda da 4.3 değer veriyor. Bir tane de böyle büyük buji bakalım. Boş marka R0. Rusya diyor. Bakalım bunun değerleri kaç. Bu da tamamen aradaki bağı koparmış. 0 değer veriyor. Şöyle. Hiç tepki vermiyor. Bir tane daha alalım. Herhangi birisinden. Şuna bakalım çift tırnaklı. Süper boş diyor. Değer verdi gitti. Bunda da bir temassızlık var sanki. 5.81 değer veriyor. Şimdi bir de internetten aldığım boş marka bujilere bakalım. Şöyle 0. Boş marka. 4.81 değer veriyor. Hepsi aynı. Diğerine bakalım. ...5.99 değer veriyor. 98. Evet, 5.98. Bu da kendi arasında farklılıklar var. Şuna bakalım. Bir tane daha bakalım. Aynı şekilde. 5.66 değer veriyor. 65. Hemen hemen eskilerle aynı. Şimdi bir de yeni bujilerin ayarlarına bakacağım. Değerlerine bakacağım. Bunlar da servisten gelen orijinal Lada'nın bujileri. Buna bakalım şimdi. 5.14, 13, 13, 14 gidiyor geliyor. 5.13. Şuna bakalım. 5.35 görünüyor. 3.ye bakıyorum. 5.37. 4.ye bakıyorum. 5.5. 4.995. Bu da 5 değer veriyor. Bunların normali orijinalde zaten 5.5 ile 4.5 arasında değerler değişiyor orijinallerinde de. Şimdi bir de arabanın şu an mevcut üzerinde olan bujilerin ölçüsünü merak ediyorum. Onlara bakacağım şimdi. Şimdi onları alacağız.
Bakalım değerleri kaç. 8.13. 8.13 yani. Bakalım. Bayağı sıcak var öyle. 7.96. Aynı 8 lira yükselmiş bunun değeri de. Bayağı yükselmiş. Çünkü yaklaşık 7-8 yıllık bujiler. Ya fazla normal bir kilometre yapmıyor ama yine 7-8 yıllık bujinin değerleri bence sanki sınırları aşmışız. Evet, fazla bujiyi sıkmamıştım arkadaşlar. Bujiler de çok sıkın olmadığı için hemen tak diye çıkıyor. Bir de VD40'ın da çok tabii büyük bir faydası var. ...8.83 ama çok sıcak. 9'a vuruyor bu. 9 değer veriyor. Son bir tane kaldı. Bundan gevşettikten sonra şöyle çıkartıyorum bunu paralel böyle yuva içerisinde. Bujiyi çok fazla yuvasında sürtmeden. Zorlatmadan almaya çalışıyorum. Sonuçta yuvadaki o dişlere de zarar vermemek gerekiyor. Son bujimizi de aldık. Kapatalım burayı da. Bakalım onun değeri kaç. 7.33 8.85. Evet. Bu da 9 lira yükselmiş. Ne yapıyorsun? Bunlar arkadaşlar şu pulları alıyorum. Şu pullardan maalesef hiçbir yerde bulamıyorum. Bunlardan şu pulları çıkartıyorum. Bunlara takıyorum. Normal orijinal bujilere takıyorum. Bunlarla yön ayarı yapabiliyorum. Buji yuvasında yön ayarı yapabiliyorum. Yön ayarı da bahsetmiştim videoda. Normalde püskürtme olarak düşünün, enjektör olarak düşünün. Buji ile şu tırnağın ucu açık olması gerekiyor. Şöyle bujinin tam karşısında olması gerekiyor şu şekilde. Bazı bujiler takılıyor. Yönü şu şekilde oluyor. Bu şekilde de tutuşuyor. Sonuçta ateşleme odası dar olduğu için o darlıktan kaynaklı tutuşma sağlıyor. Ama normal bu şekilde şöyle yandan, önden ya da bu taraftan böyle açık tarafına denk gelecek şekilde yaparsa daha hızlı tutuşma sağlayacak. Bunun avantajı ne? Bunun avantajı da şu. Örneğin adam diyor ki mesela işte 180-200 kilometreye yükseldiğinde arabada teklemeler meydana geliyor. İşte bundan kaynaklı hız arttıkça ateşleme zayıf kalıyor, yetersiz kalıyor. O zaman işte ara ara böyle tekleme yapıyor. Araba istop edecekmiş gibi bir his veriyor. 150-200 kilometre hıza çıktıktan sonra. Ya da rolantide ara ara böyle düşmeler oluyor. İşte o tutuşmadan kaynaklı. Hafif ayağınızı gaza verdiğinizde, gaza bastığınızda normal rolantide örneğin 20'lere geldiğinde o zaman normal tutuşma sağlıyor. Fazla artış, fazla inişlerde tutuşma normali kadar burada sağlıklı bir ateşleme elde etmediği için arabalarda hafif hafif böyle sendelemeler meydana getiriyor. Bu da moral bozucu durumlar. Bunu işte normal ayarı yaparsanız enjektörlere, enjektör püskürtme ucuna şuradaki açık tarafı denk gelirse o zaman işte o problemi yaşamamış olursunuz. Yani buradaki özellikle pulları bundan kullanıyorum. Mantığı ne bunun? Normalde mantığı yuvasına takarsınız, bunu sıkıştırırsınız. Nerede sıkışırsa orada bırakırsınız. Nerede sıkışırsa orada bırakıldığında karambole geliyor. Karambolde de işte püskürtmenin ucuna tam sırtını dönmüş olabiliyor buradaki tırnak. Amacım ne? Amacım şu pulu takarak, zaten bunu işaretlediğinizde, taktığınızda ucu bu tarafa şöyle hafif yanda geliyorsa problem değil. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama tam sırtının denk geldiğini düşünüyorsanız ölçülerinizde, işaretlediğinizde o zaman ne oluyor? İşte bu pulu takmanız gerekiyor. Buradan size 1,5-2 milim kadar şey verecek, pay verecek. 2 milim öncesi sıkışacak. O zaman da şöyle ise şöyle yanını dönmüş olacak. 2 milim şu şekilde yanını dönmüş olacak. Yani bujinin enjektörün ucuna bakan tarafı açık olmuş olacak. Bütün mantık da bu. Yani amacım da bu. Bunu da anlattıktan sonra şimdi bujilerimizi takmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi normal orijinal bujiyi takarken şuraya bir bant yaptım şöyle. Hem bunun şuradaki anahtar yuvasını sıkıştırması amaçlı hem de benim işte tırnağın yönünü ayarlama amaçlı. Şöyle tam şu anda şöyle taktığımda uç tarafı tırnağın bantın şu tarafına denk geliyor. Şöyle ben bunu sıkıştırdığımda bantın nerede olduğunu şimdi buraya da aynısını yapıştıracağım aynı hizaya.
yukarıdan onu görmüş olacağım. Şöyle. Tırnak buradan geliyor. Tam şu hizada. Şöyle. Şöyle. Şimdi tırnağın ucu görüyorsunuz. Tam açık tarafı burada. Buradan geliyor şu hizadan. Bu hizadan görmüş olacağım. Yuvasını tam, yani enjektörlerle biliyorsunuz. Enjektörler de bu tarafta olduğu için tam olarak enjektörlere doğru çevirmeye çalışıyorum. Şimdi ilk önce normal kendi orijinal pulu var üzerinde. Orijinal puluyla nasıl duracak ona bakacağız ilk önce. Şöyle. Hafifçe bunu şey yapabilirim, yalayabilirim. Evet. Şu anda dediğim gibi tırnak şu hizada. Bakalım şimdi yağla ya bismillah diyelim, yuvasına yerleştirelim. Şu an tırnağın ucu tam şurada. Yani tam enjektöre bakıyor ama sıkışık değil. Şimdi sıkıştıracağım biraz. Bakalım. Anahtarı çevirdim. Şimdi hafif boşluğunu alacağım. Tırnak şu anda tam arkasına döndü. Dönüyor hala. Şu an yine tam enjektörlere döndü. Çevirdim. Şu an sıkmaya başladı. Hafif sıkıştırıyorum. Çok fazla yüklemiyorum arkadaşlar. Evet, şu an şöyle bantı gösterelim. Şurada gördüğünüz gibi bantın kenarı burada. Tırnağın duruşunu size göstereceğim orada. Şu anda tırnak bu şekilde bakıyor. Yani şu ucu tam enjektörlere doğru bakıyor. Hafif yan duruyor. Tam dik duruyor ama yan duruyor. Bu da benim için yeterli. Yani ideal bir duruş. O yüzden buna pul atmaya gerek kalmadı. Direkt çıkartıyorum anahtarımı. Şu an görüldüğü gibi hiza aynen bu şekilde ayarlandı. Bu bizim bujimiz tamam. Ben bunun şimdi normal kablosunu da takıyorum. Bu buji çok güzel denk geldi. Evet. Şimdi geldik ikinci buji yatağımıza. İkincisini alıyorum. Genelde çıkardım buradan. Bantla hiza alıyorum. Tırnak gene aynen bantın şu kenarında ayarlanmış. Gene aynı şekilde hafif yağlıyorum. Sürtünmeden dolayı yıpranma içerisine hafif dayı olsa küçücük bir şey bile düşmesini engellemek için. Gene aynı şekilde bujiyi takıyorum. Evet şu an sıktı. Tam gene aynı şekilde öne bakıyor. Anahtarı yerleştiriyorum. Tam oldu bu. Şu an tam denk geldi. Evet çok fazla da sıkıştırmıyorum. Ucunun tırnağı burada. O da ön tarafa bakıyor şu anda. Aldım anahtarı. Çok fazla sıkıştırmıyorum. Bu da yerine oturdu. 3 numaraya geldik. Şu an ikisine de pula gerek kalmadı. Aynı şekilde tırnağı oturtuyorum. Şöyle oturtacağız. Aynı şekilde hiza devam ediyor. Gene yerleştiriyoruz yuvasına. Şu an tam tersi duruyor buji. Tırnak tam arkaya bakıyor. Evet tam şu an sıkıştı. Tırnağın ucu tam arkaya bakıyor. Yani ters duruyor ve istemediğim durum. Buna şimdi pul atacağım mecbur. Tekrar çıkartıyorum bunu. Şu an istemediğim şekilde oturdu. O da benim istediğim bir durum değil. Şöyle görüldüğü gibi. Tam şöyle oturdu, şöyle sıkıştı. Yanma odasına tam, yani bu enjektör püskürtme alanına tam sırtını dönmüş oldu. O da istemediğim bir durum. Onu tam tersi bu tarafa doğru çevireceğim. Çevirmesi için bir tane düzgün bir pul ayarlıyorum. Arkadaşlar normalde şu eski bujilerden pul nasıl çıkartılır kısmında bunları normal penseyle tutarak çıkarmıştım. Ama isterseniz şöyle canavarla şu dişlerini hafif böyle yontarak direkt pulu buradan alabilirsiniz. Buradan çıkartabilirsiniz. Şundan hafif böyle dişlerini yonttum. Bunun pulu biraz daha temiz düzgün duruyordu. Direkt onu aldım. Yenisini takıyorum. Şimdi yeni orijinal bujiye takıyorum. Buradan çünkü bana 1-2 milim kazandıracak. 2 milim de tam sırtını dönmemiş olacak. Bujinin ucu direkt enjektörlere bakmış olacak. Şimdi bunu takacağım. Attım. Evet şuna yeni bir pul atıldı. Şimdi bunu son tarafa. Diğeri buna zaten tam uydu. Tekrar tırnağını buna getiriyorum.
Tırnağın sıfırı zaten yağlamıştım bunu. Evet, tam şu anda çizgi burada. Onu da hizalamış olduk. Şöyle baktığımızda bayağı bir sıkı. Tam tırnağın ucu da düzenlemiş oldu. Üçü de aynı hizaya geldi. Bunda da aynı şekilde şöyle takıldığında tam yerine oturuyor. Tam aynı hizaya bakıyor. O ürü de. Yani bujileri de doğru yöne takıldı. Şimdi buji kabloları bir takalım. İlk marşa bir basalım. Evet. Ucuyla su takıldı. Bu arada paket başını sökmüştüm. Onu da takıyorum. Herhangi bir sıkıntıya mal vermemek için. Motor kapağı tamam. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi yolluyu bismillah deyip marşa basacağız. Ben basıyorum. Değil mi? Tamamdır. Yani buradaki problem %100 kesin bujilerden kaynaklı olduğu kesinleşti. Şimdi normalde eski bujilerdeyken son dönemlerde ayağımı hafif böyle bir 1 santim 2 santim kadar pedala basarak, baskı uygulayarak benzindeyken çalıştırıyordum. Diğer türlü hemen istopa gidiyordu. Artık kesinleşti. Yani bujilerden tahmin ediyordum zaten. Bütün çünkü diğer taraf her şey tertemiz. Niye arabada böyle dengesizlikler olmaya başladı? Şimdi yeni bujilerde takınca artık rengini belli etti tamamen. Yani marşı alması, direkt çalışması, rolantide hemen kendini toplaması bujilerle kaynaklı olduğu görüldü. Zaten değerler de onu gösteriyordu. Yani 8-9'lara çıkmıştı diğerlerinin değeri. Bunlar orijinalleri 5'lerdeydi. 5.30, 5.15 civarında. Evet. Hemen rolantide de kendi yerini buluyor. Evet arkadaşlar, bugün de vereceğim bilgiler bu bujilerle alakalı bu kadardı. Değişimi, bütün her şeyini, bütün detaylarını anlatmaya çalıştım. Kaçırdığım herhangi bir nokta olduysa yorumlar kısmına yazarak oradan da cevaplandırmaya çalışırım. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.